eksenine göre simetri denmiş. D noktasına bakalım. Mesela bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi 1'e 6. Yani bunun y eksenine göre simetriyi 6 aynen kalır. Tabii ki 1'e 6 olur. Şıklar da var. Tamam. C noktasına baktığımız zaman burası eksi 3'e 2 arkadaşlar. Y eksenine göre simetri de ne olur? Tabii ki x işaret değiştirir. 3'e 2 olacaktır. Evet bu da var. D noktasına baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8'e 4. Eksi 8'e 4 arkadaşlar. Bu da 8'e 4 olacaktır. Yine var. A noktasına geldiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, 3, e, eksi 3'e 8. Bunun simetriğini aldığımızda 3'e 8 olması lazım. Bu da var ama 9'u 3 diye bir nokta yok gördüğünüz gibi E şıkkı. 3, 1 noktasının y'ye eşittir. X'e göre simetriği absis ve ordinat yer değiştirir. 1, 3 olur. Ve ne demiş? Bir doğrusuna göre simetri. Şimdi bakın bu B noktası. A noktasının x eşittir 1'e göre simetriğine bakacağız şimdi. x eşittir 1 doğrusu böyle bir doğru. 3'e 1 noktası bunun sağında kalıyor. Katladığımız zaman öbür tarafa e, 3'ten 1'e apsis 2 azaldı. 2 daha azalacak o zaman eksi 1 olacak. Ordinat değişmez arkadaşlar x eşittir k doğrusuna göre simetri alırken. Yine burası eksi 1'e 1 bir olur. Demek ki bu da C noktası eksi 1'e 1. Bir, i̇kisi arasındaki uzaklık x2 eksi x1'in karesi 1 eksi eksi 1'den 2'nin karesi. 3 eksi 1'den yine 2'nin karesi. Bunun kare kökünü aldığımız zaman 2 kök 2 D şıkkı. C noktasının y eşittir eksi x'e göre simetriyi Böyle bir bir yer değiştirince yine bir ama işaretlerini de değiştirmeyi unutmuyoruz. Eksi 1'e eksi 1. Bu noktanın y eşittir 4'e göre simetri arkadaşlar. Eksi 1 eksi 1 şöyle bir yerde. Böyle bakın dik duru ve eşit uzaklıktır. Ve y'ye kadar olan ordinat eksi 1'den 4'e 5 arttı. O zaman bir 5 daha artar. 4 5 daha 9 olur. Apsis değişmez. Eksi 1 böylece cevabımız a şıkkı. BCD dörtgeninin x eksenine göre simetriği arkadaşlar. Şimdi D üstü köşenin koordinatları demiş. O zaman bütün koordinatlara bakmaya gerek yok. Simetri alırken çünkü bütün hepsinin ayrı ayrı simetriğini almış oluyorsunuz. Bunun koordinatları 1, 2, 3, 4, 5, 2'ye 5. X eksenine göre simetri aldığımız için ne olacak? 2'ye eksi 5 arkadaşlar. Toplayınca da eksi 3 olur. A şıkkı. Eşittir eksi x doğrusuna göre simetriyi alırken üzerinde bir x'ye alacaksınız tamam mı? Şimdi arkadaşlar x y aldığınız zaman bunun simetriği nedir? y eşittir eksi x'e göre simetriği eksi y'ye eksi x'tir. Gidip bunu denklemde yerine yazıyorsunuz. x gördüğünüz yere yalnız artık yeni apsis bu aman dikkat edin. Eksi k çarpı eksi y diye belirttim bakın. Apsis artık burada yeni durumda ordinat olduğu için gideceğim bunu ordinat yazacağım. Çünkü her zaman arkadaşlar bu birincisi apsistir ikincisi ordinattır. Beni Harfler ilgilendirmez bakın sakın harfe takılmayın. Bu yüzden ordinat eksi x olduğu için y ye gördüğüm yere eksi x yazıyorum artı 3 eşittir 0. Ve ne demiş soru 2'ye eksi 1'den geçiyor. O zaman nokta denklemi sağlar yaz yerine. Eksi 1 bir de önünde eksi var. Eksi k çarpı 1. Sonra eksi 2 artı 3 eşittir 0. K da buradan 1 oldu. E şıkkı. Noktanın y eksenine göre simetri arkadaşlar şöyle katladığımızda eksi x'e y olur. Şimdi haliyle bir doğrunun da y eksenine göre simetri, ha pardon x eksenine göre simetri demiş o kadar anlattık. Neyse onu da ekstra bilgi olarak düşünün. x eksenine göre simetri arkadaşlar şöyle apsis aynı kalır ordinat işaret değişir. Bundan dolayı aynı yorumla bir doğrunun da x eksenine göre simetriğinde üzerindeki noktanın simetriğini alıp x e eksi y diyeceğiz. Gizeceğiz bunu denklemde yerine yazacağız. x bölü 3 eksi y bölü 4 eşittir 1. Şimdi bu doğrunun ne demiş bize? x eksenine göre simetriği ile y eksen arasında kalan, kalan bölgenin alanı. y'ye 0 verirsek x buradan arkadaşlar 3 olacak. x'e 0 verirsek y de eksi 4 olacak. Bu işte bu doğru. Sonra kendi doğrumuz 0 verdiğimiz zaman x eşittir yine 3. x'e 0 verdiğimizde y'si de arkadaşlar 4. Böyle bir doğru. Bir de bunlara y ekseni eklendi. Haliyle bu üçünün arasında kalan bölge bakın bu çıktı. Demek ki 4 4 daha burası 8 birim. Yükseklik 3 oldu. 8 çarpı 3 bölü 2'den üçgenin alanı 12 gelir yani A şıkkı. Bazı sorular arkadaşlar biraz ezber bilgidir. Yani onlarda böyle yoruma girince daha da anlaşılmaz hale geliyor. O yüzden ben size şunu söyleyeyim. İki nokta arasındaki uzaklığın maksimum olmasını istiyorsak doğrusallık olacak. Ama nasıl bir doğrusallık? Bir göstereyim. Şimdi A noktası şöyle eksi 3'e eksi 1. Sonra arkadaşlar B noktası 9'a 6. Şöyle. Bakın şimdi. Bu da B noktası. şimdi arkadaşlar e, öyle bir C noktası yerleştireceğiz ki bunların farkları C'nin B'den farkı, C'nin A'dan farkından şey C'nin CB uzaklığının CA uzaklığından farkı en büyük gelecek. Görüntü şudur arkadaşlar. Şöyle arla doğrusal ama iki noktanın oluşturduğu doğrunun dışında olursa arkadaşlar en büyük uzaklığı elde ediyoruz. Bunu GeoGebra gibi programda çizince fark ediyorsunuz. Burada çok böyle hani niye hocam buradan alınca olmuyor? Birbirine yakınlaşıyorlar bir kere bu aralarda. Çünkü C burada olursa CB ile CA arkadaşlar hayal ettiğiniz kadar farkları büyük olmuyor ama uzağa koyarsanız ve doğrusal olursa en büyük doğruyu elde ediyoruz. Gerçekten de dediğim gibi biraz bunu programla denemek gerekiyor açıkçası. Bu yüzden bu ezber bilgiyi size söylemiş olayım. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey ne? Doğrusalsa eğimler aynı demek. Öbür taraftan da benden zaten uzaklık istediği için C'yi istemediği için eğim muhabbetine girmeyeceğim bu soruda. Direkt CB'den CA çıkınca geriye Şuradaki AB kalıyor. AB arasındaki uzaklığı bulacağım. Hiç dik indirmeden bile yapalım. 9 eksi eksi 3 12'nin karesi. Eksi 6 eksi eksi 1'den. Böylece eksi 5'in karesi. Bunların karekökü de 13 olur. D şıkkı. Bu şekilde bu ezberi bundan sonra bilin. Toplamlarını sorarsak simetri alıp doğrusal yapıyoruz. Şöyle hatırlatayım. Böyle toplam sorarsam katlıyorsun. Doğrusal oluyor. Bu uzunluğu gerekirse dik üçgen yardımıyla buluyoruz. Farklarını sorarsa da arkadaşlar uzakta bunlarla doğrusal bir C noktası oluşturuyoruz. Arkadaşlar böyle bir x eksenindeki e, bir ne demiş değil mi? x ekseni üzerinde bir noktaya uğrayıp yansıyıp buraya gidiyoruz. durum şudur. Gelen açıyla yansıyan açı birbirine eşittir. Temel böyle fizik bilgisi aslında özel bir bilgi değil bu. Yansıyan ışık gelen ışığa eşit açı olarak. Haliyle o zaman burada Şöyle bir şey yapabiliriz bakın. 4 birim, 4 birim. Burayı bilmiyorum. E, toplam uzunluğu biliyorum ama. 6 eksi eksi 2'den 8 birim. Buraya A desek. Burası da arkadaşlar 8 eksi A. Haliyle ne olması lazım? Abdüslerin de şey abdüs diyorum. Alfaların da karşısı aynı. arkadaşlar 4 birim olduğuna göre buraya 2 kalır. Yine burası da e, böylece 4 oldu. Gerçekten de bakın artık. Abi dakika o öyle olmadı. Şuraya 2 yazacaktım yanlışlıkla pardon. Böyle yazmış olayım. Şimdi hakikaten 4'e 4'ten gördüğünüz gibi 45 derece geldi. Zaten yine aynı şekilde burası da 4'e 4'ten 45 derece oldu. D şıkkı. Bir tane ezber bir bilgi var. Onunla yapacağız arkadaşlar bu soruyu. Bir noktanın çünkü uzundur normalde bunun yorumu ama bu özel bilgiyi söyleyeyim size. Bir noktanın eğimi 1 olan ya da eksi 1 olan doğruya göre simetriğini bulmak şöyle bir ezber bilgiyle mümkün. X'i gidiyorsunuz yerine yazıyorsunuz denklemde ama sadece X'i. 3-y artı 6 eşittir 0. Y buradan 9 oldu. Böylece Yeni noktanın ordinatı 9 geliyor. Sonra arkadaşlar e, gidiyorsunuz ordinatı yerine yazıyorsunuz. x eksi 2 artı 6 eşittir sıfırdan. x de buradan ne geliyor? Eksi 4. Yeni noktanın apsisi de eksi 4 oluyor. İşte bu bizim cevabımız arkadaşlar. Ben bunu nerede yapabilirim? Dediğim gibi sadece m eşittir 1 ve m eşittir eksi 1 sorularında yapabilirim. Böyle değilse nasıl yapacağız? Önceki testlerde çözmüştüm. Bir de konu anlatımında bahsettim. Gerçekten uzundur. Oraya, oraya saklayayım. Uzunca onu anlatmayayım. Bir 5-6 dakikamızı alır çünkü. Buna göre arkadaşlar eksi 4'e 9 da bu doğrunun üstünde olduğuna göre denklemi sağlar. Eksi 4m artı 9m eksi 15 eşittir sıfırdan. Eksi 15 eşittir. E, eksi 5m oldu. M de buradan 3 geldi. Bu şekilde. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bazı noktalarda böyle soruyu çözerken tabii ki ezber bilgi veriyorum ya da bazı noktaları uzunca açamıyorum. Çünkü burada konu anlatımı yapmıyoruz. Siz de kitap çözerken özellikle 3D yayınlarının soruları birinci kitap tarzında sorular değildir. Yani ilk kitap olarak bence bir öğrencinin seviyesi aşırı iyi değilse bu 3D'yi çözmemeli. Yoksa birçok noktada sıkıntı yaşarsınız. E ben konuyu oturtamadım, hoca da gitti hızlıca bahsetti dersiniz. O yüzden tavsiyem ben anlattığımda bazı noktalarda sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız kesinlikle sizin konu anlatımına geri dönmeniz gerekiyor. Bu şekilde bunu da uyarmış olayım. O OA'ya göre simetriği diktir ve eşit uzaklıktır. Böylece bunlar birbirine eşit olur. Yine OC'ye göre simetriyi de diktir ve eşit uzaklıktır. Böyle olacaktır arkadaşlar. Bunları birleştirirsek ikizkenar üçgenden 15 derece, Yine birleştirirsem ikiz kenardan 15. Bu arada AB şey OB de ikiz kenardan OD'ye yi eşit. Yine ikiz kenardan OB de OE'ye eşit olur. Bu arada 15 çarpı 4'ten 60 de derece oldu burası. Ve ikiz kenar üçgen şurası böyle 60 60 diyebiliriz. Sonra arkadaşlar bizden DE'yi istiyor. OB 2 kök 3 olduğuna göre burası da 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Eşkenar üçgen çıktığı için Tabii ki burası da iki kökücü oldu. C şıkkı. Altısının koordinatlarını bulalım arkadaşlar önce. Böylece sonrasında A'yı da... E, pardon A nereden çıktı? Ee, B'nin yeni koordinatlarında bulmak kolay olur. Peki nasıl bulacağız biliyor musunuz? Basitten başlayacağım. Alakasız gibi görünen C'den gireceğim olaya. Şimdi burada arkadaşlar... E, şuranın alfa 90 beta şeklinde yazdığımız zaman... Alfanın karşısı 2. Burada da o zaman alfanın karşısı 2. TO uzunluğu. Böylece bakın 7 oldu. Apsis. Beta'nın karşısı 7 olduğu için burası da 7 geldi. Ve C noktasının koordinatları eksi 2'ye 7 oldu. Bu ne demek? Karşılıklı apsisler toplamı eşitti. Kare, dikdörtgen, paralel kenar, eşkenar dörtgendi. 7, eksi 2 daha 5. O zaman 5, 0 daha 5. Ve aynı şekilde 2, 7 daha 9 o zaman 5, 9 daha şey 9, 0 daha 9. Böylece 5'e 9'un y eşittir eksi x'e göre simetriyi eksi 9'a eksi 5'tir arkadaşlar. Cevap B şıkkı olur. Arkadaşlar burada size hazır ben bir şekli çizeyim istedim bakın. Bir A noktasının 3x artı y artı 5 eşittir 0'a göre simetriyi olan nokta bir B noktası. Bu B noktası 3x artı y artı 5 eşittir 0'a paralel olan bir doğru olacak. Yani şöyle 3x artı y artı ne diyebiliriz. Bunu e, kolay yoldan, güzel bir yoldan yapabilmek için şunu söyleyeceğim. Şimdi bu iki doğru birbirine paralel değil mi? O zaman arkadaşlar ben eksi 2'ye 4 noktasından geçen şöyle bir 3x artı y artı k eşittir 0 doğrusu desem. Ve bu da bu iki doğruya paralel olsa güzel bir şekilde o zaman kırmızı doğruyla şöyle bu gri doğrunun ortasındaki doğru tabii ki 3x artı y artı 5 olacak. Ne yapacağım o zaman? Hemen k'yı bulacağım. Nokta denklemi sağlar. Eksi 6 artı 4 artı k eşittir sıfırdan. K buradan 2 oldu. 2 doğrunun ortasındaki doğruyu nasıl buluyorduk? 2 artı n bölü 2 eşittir 5 diyorduk. Yani sabitlerin toplamının yarısı ortaya eşitti. Bundan sonra o zaman de arkadaşlar? 8 geldi. Cevabımız da E şıkkı oldu. Yapabileceğim en güzel ve kolay, basit, kısa yol budur arkadaşlar bu soruda. Bu şeklin simetriğini almanıza gerek yok. İstenen noktaya odaklanabilirsiniz. O zaman orta nokta haliyle ne olacak? Orta taban orta noktalardan oluşur. Böylece 2 artı 0 bölü 2'den 1. Eksi 1 eksi 5 daha eksi 6 yarısı eksi 3. 5 7 daha 12 yarısı 6. Eksi 1 eksi 5 daha eksi 6. Yarısı arkadaşlar eksi 3 oldu. Şimdi bu noktanın ikisini birleştirince orta taban olur. Orta tabanın orta noktası da 1 artı 6 bölü 2'den 7 bölü 2. Eksi 3 eksi 3 bölü 2'den eksi 3. 7 bölü 2'ye eksi 3 noktasının y eşittir x'e göre simetriğini alırsak eksi 3 7 bölü 2 olacaktır. Ve bunun x eksenine olan uzaklığı bir noktanın x eksenine uzaklığı demek arkadaşlar aslında burada gördüğünüz gibi şöyle de yazayım eksi 3'e 7 bölü 2 diye. Buradaki arkadaşlar ordinatın mutlak değeridir. Zaten 7 bölü 2'nin mutlak değeri yine 7 bölü 2 olacaktır. A şıkkı. Bütün şekli alıp simetri yapıp çizip falan sakın böyle istenen nokta bizi kurtarıyor. Arkadaşlar çıkmış bir sorunun benzeri ve o yıl çıktığı zaman bence gayet iyiydi. Şimdi siz belki konu anlatımında falan görmüşsünüzdür ki ben de anlattım zaten. Çok bir esprisi kalmıyor gibi ama önemli bir yorum var. Şimdi bir kere bu doğruda şuna dikkat edeceksiniz. Buranın absisi k ordinatı bir ya. Dikkat ederseniz tanjant 18 arkadaşlar. Şurası 1'di. 1 bölü k'ya eşit. Peki bu bizi nasıl ilgilendiriyor? y eşittir kx doğrusu bunun tanjantı k demektir. O zaman hangi iki açının tanjantı birbirinin tersi olur arkadaşlar? Birbirini 90 dereceye tamamlayanların. Tanjant 78 k olacaktır. Nereden geliyor bu yorum? Şey 72 pardon. Çünkü tanjant 18 ile kotanjant 18 1'dir. Tanjant 18 1 bölü k ise kotanjant 18'de K'dır arkadaşlar. Böylece kotanjant 18'de tanjant 72'ye eşittir. Bundan dolayı bize verdiği aslında açı belli. Burası 72 derece olduğu için haliyle ne kalacak? 72'den 18 çıkar 54 derece. Bu da işte y eşittir. Kx doğrusu arkadaşlar. Ve şimdi bize ne demişti? P noktasının bu doğruya göre simetriği. Bir noktanın doğruya göre simetriği nedir? diktir ve eşit uzaklıktır. Haliyle ikizkenar üçgen olur. Şöyle bir r dersek burası da 54 derece olacaktır ikizkenardan dolayı. Bizden POR açısını istiyor. İşte cevap bu yüzden 108 derece. Eğimlere lütfen dikkat edin. Doğru eğimleri, doğru denklemleri verildiğinde bizden eğim bilmemizi, eğim görmemizi istiyor genel olarak.